Hocam merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Elif Sungur, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde görev yapıyorum. Aynı zamanda İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini de sürdürüyorum. Elif Hocam, kısaca bölümünüzü anlatabilir misiniz bizlere? Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, fakültemizin en eski bölümlerinden bir tanesi. Fakültemiz ve üniversitemiz 25. yılına gidiyor. Dolayısıyla çok deneyimli bir bölüm ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde öğrencilerimizle teorik dersler yanında uygulamalı derslerin de meçhedildiği, birlikte yürütüldüğü, dörtte biri yaklaşık programın seçmeli derslerden oluşan bir lisans çalışması yürütüyoruz. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü çok aktif bir bölüm. Özel sektör, kamu sektörü, üçüncü sektör dediğimiz çalışma alanlarıyla sıkı ilişkiler içinde. Dolayısıyla uygulamaları hızlı bir şekilde gerçekleşen dinamik değişimleri hızlı bir şekilde öğretim programımıza aktarmaya çalışıyoruz. Günlük hayatta yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarını, kampanyatif çalışmaları öğrencilerimizle tartışıyoruz. Onları örnek alarak bu iletişim problemlerine çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tabii programın içinde staj ve uygulama çalışmaları da özellikle ağırlık kazanıyor diyebilirim. Hocam tam da burada sektörle işbirlikleriniz nasıl? Bizim iletişim fakültemizin genelinde tabii uygulamalı bir branş olduğu için sektörle işbirliğine özel bir önem veriyoruz. Üniversite Sanayi İşbirliği adını verdiğimiz bir program dahilinde uygun partnerlerle, tanınmış kuruluşlarla işbirliği protokolleri yapıyoruz. Halkla ilişkiler alanında da ajanslar, kurumsal firmalar gibi partnerlerimiz var. Bunlarla beraber öğrencilerimiz gerçek iletişim alanının, halkla ilişkiler alanının gerçek problemleriyle ilgili briefler alarak kampanyalar hazırlıyorlar. Sektör katılımlı jüriler yapıyoruz. Bitirme projelerimizi, 4. sınıfta verdiğimiz proje dersini özellikle böyle gerçek hayattan, ajansların gerçekten üzerinde uğraştığı, müşterileri için hazırladığı kampanyatif çalışmaları öğrencilerimizle birlikte yürütmeleri yönünde organize etmeye çalışıyoruz. Sektör katılımlı jürilerimiz de öğrencilerimizin hazırladığı kampanyaları bir nevi gerçek hayat risklerini almadan aslında denemiş oluyorlar kendilerini öğrencilerimiz bu jürilerde. Ve iş hayatıyla ilgili bağlantıları da aslında buralarda oluşturmuş oluyorlar. Bir yandan tabii yarışmalar da bizim için çok önemli. Yarışma veren, halkla ilişkiler alanında yarışma veren öğrencilerimize kuruluşları da özel partnerler olarak görüyoruz ve onlarla sıkı işbirliği yürütüyoruz. Tabii Türkiye'de halkla ilişkiler alanının bir meslek örgütü konumunda olan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği ile beraber çalışmalarda yürütüyoruz. Onların etkinliklerine, öğrencilerimize yönelik çalışmalarına mutlaka ilgi gösterip öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Bunlar en çok önem verdiğimiz hususlar uygulama konusunda. Peki hocam, öğrencilerinizin mezun olduklarında nerelerde görüyorsunuz? Bu işin en tatlı tarafı galiba. Çünkü yetiştirdiğiniz öğrencileri bir görevin başında bir meslek insanı olarak, bir meslektaş olarak görmek çok tatmin edici bir şey. Bu konuda öğrencilerimizle yakın ilişki içindeyiz. Onları kurumsal şirketlerde, kurumsal iletişim departmanlarında uzman ve yönetici olarak çalışırken görüyoruz. Reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında metin yazarı ya da stratejik iletişim çözümlerine ortak olan insanlar olarak görüyoruz. Yine basın yayın kuruluşlarında çalışanlar oluyor aralarında. Devlette çalışanlar görüyoruz. Yine kurumsal iletişim alanındaki pozisyonlarda çalışanlar görüyoruz. Bayağı geniş bir çalışma sahası var gerçekten halkla ilişkiler alanının. Bir de insan kaynakları alanında çalışırken de görebiliyoruz bazı mezunlarımızı.